Kolay gelsin canım Dilara'cığım. Canım Kardelen'im. Dilara'nın bu arada aşırı işleri var ama zaman ayırırsa bana sana biraz zaman da ayırmayıp kime ayıracağım? Bir de zaman ya ayırmasan başıma gelecekleri biliyorum. Ne gelecek başına? Bir dakika, bir dakika. Sanki zorluyormuşum gibi. Hayır. Ya. Aloha. Girişlerimi artık aloha diye yapıyorum. Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz diyorum. Yanımda Dilara Endican ve burada görmediğiniz Taco Bey var. Marmaris'teyiz. Çok güzel bir yerdeyiz. Söğüt'teyiz. Ve Dilara'nın mekanı Barbasaran'da ve Delikesi'deyiz. Dilara'ya birkaç sorum olacak açıkçası. O yüzden kendisiyle bir çekim yapmak istedim. Sen ne istersen sor tatlı. Ya. Çok heyecanlıyım ama onu söylemem gerekiyor. Marmaris'te öncelikle İstanbul'dan geldi. Neden geldi? Hikayesi nasıldı? Ben çok fazla zaten oraya girmeyeceğim. Sen hepsini anlat. Bir de bu yani hepimizin evde kaldığı süreçte sen Marmaris'teydin. Evet. O süreç nasıl gelişti? Buraya belki taşınmak isteyenlerin, İstanbul'dan çıkmak isteyenlere tavsiyelerin var mı? Gibi gibi sorularla seni baş başa bırakıyorum ve seni... İlk şeyden mi başlayayım, nasıl geldiğinden mi başlayayım? Olur. İstanbul'dan sıkıldın mı? Hani buraya böyle kendini ne zaman attın, nasıl attın, oradan başlayabilirsin. Yani Kardelen'im hiç öyle bir hani ay bir Ege kasabasına yerleşeyim, işte yeni bir hayat düzeni koyayım, hiç böyle düşüncelerim yoktu. Bir gün arabayla geldim, hatta arkadaşlarımı kendimi zorla getirdim. Söğüt söğüt çok merak ediyordum, geldim. Şu anda kameranın durduğu yerde arabamızı park ettik. Ben böyle tek ayak arabadan indim. Ay hiç beğenmedim burayı, gidelim dedim. Arkadaşlarım bana çok kızdı. Araba bir saat çalıştı klima çünkü sıcak aylardan Haziran'dı. Girdik, onlar denize girdiler. İşte şu ileride bir yer var ya, bir kafe, seninle beraber de gittik. Evet evet, aynen. Orada onlar oturdu, kahveler içtiler, ne yaptılarsa işte yaptılar. Bayağı bir kaldılar. Ben 6 yaşındaki çocuğa bağlayıp arabanın içinde öyle küs oturdu. Hayır, çıkmadı. Evet, burada da bir market vardı. Market camı dürttü. Dedi ki, şey camı çaldı, tıklattı. Bari bir su için, ne yapıyorsunuz bilmiyoruz ama bir saattir arabada dedi. Ağzını kırdı, o suyu içti. Onlar geldiler. Böyle bir küs geri döndü. Hiç ilk başta istemedi. Çıkmama sebebini sevmedi. Sen istemiyorum dedi. Hiçbir nedeni yok. Sonra aylardan Ekim oldu, bir Ekim sonuna doğru buraya kendi kendime geldim. Ne kaçırdım acaba diye. Onlar burada oturdu, denizi çok güzel, şöyle böyle. Ay o günde aman yarabbim ne kadar güzel bir yer. Tam hayatta yaşayacağım yer, love and hate yani. Hiç arası yok ben. Ve o gün bir saat içinde bir ev tuttum. Geldiğim sırt çantamla kaldım. İşlerim vardı, işlerin hepsini iptal ettim. Aileme haber verdim. Tabii ki başta aile bir karşı çıktı. Çünkü neden işte hastanesi var mı, o su var mı, bu su var mı derken kalıyorum dedim. Hatta abim dedi ki anneme, ya bu çok sosyal bir kız. Vallahi köyünde yapamaz yani, bırakın bir iki ay eğlensin, gezsin, şey dinlensin. Yay burcu bu arada. Evet, yay. Hiç oturamayan yay. Annenin böyle bir takılır o dedi, sonra vazgeçer, geri gelir dedi. Hatta iki yıl benim evimi kapattırmadı bana. Hmm. Şeydeki İstanbul'da. Annen mi? Yok, abi. Ha. Ondan sonra iki yıl geldim, iki yıl ne yaptım? Hiçbir şey yapmamayı yaptım. Benim için çok zor çünkü biliyorsun ben hiperaktifim, yerimde duramam. Üç işi birden yaparım. İstanbul'da normalde çok yoğun çalışıyorsunuz. Tabii, çekimler vardı biliyorsun. Televizyon düştüm. Programı vardı uzun seneler evet, zaten. Tabii. En son işim oydu. Ondan sonra... Ama insanlardan sıkılmadı. Çünkü insanlardan sıkılsaydı zaten böyle bir yer açmazdı. Hani insanlardan bazıları ola illa Allah geldi. O da sıkıldı. İnsan istali olmuştum. İnsan istali biraz arınmak restoranı istedim. Tamam, evet. Durdun iki sene. Ama restoranı açtım ama restoranda Altay görüyorum. Altay yine benim. Kebap doğru, yapıyorum. Doğru, o da var. Doğru. Sezon mu? Aynen. İki sene hiç bir şey yapmadım burada. Yaptım. Ne yaptım? Hiç izlemediğim, biriktirdiğim filmler var. Mesela filmleri sevdim. Benim hiç dizim olmadı. Bizden diziler edinmeye başladım.
Sonra hayatımız işte Netflix girdi. Orada bir sürü filmler, belgeseller, işte biyografiler, onları izledim. Şiir kitabı okudum diyebilirim. Böyle çok deliler gibi kitap okudum falan, öyle bir şeylerim olmadı. Çünkü biraz algı da dağıldı. Burada böyle bir tembelleşmeye başlıyorsun. Yani biraz işte daha erken kalkıyorsun ama zamanın hepsi senin olsa da ne bileyim dağları vuruyordum kendime. Burada Marmaris yöresinde, burası Marmaris'te bir köyü. Söğüt. Ama biz şu anda Saranda'dayız. Bu sahilin adı da Saranda. Söğütler buraya Saranda der. Öyle mi? Sen bu arada Barba Saranda'nın hikayesini de birazdan anlatırsın. Evet. Onu da merak ediyorum. O da çok maddi gücü olan var, olmayan var ama İstanbul'dan kaçmak isteyen, gerçekten buralara taşınmak isteyen, yani Marmaris'te olmasa da sonuçta doğaya gelmek isteyen çok insan var. Maddi gücü olmayan ne yapsın hani sence? Bir de maddi gücü olan da haralı diye girişsin mi? Hani bu, hadi gelin hani her şeyi boş verin der misin? Senin önerin ne olur bunu yapmış bir kişi olarak? Kimse gelmesin. Buraya gelmeyin. Yok, yani bunun maddi güçten çok bir lifestyle ilgisi var bence öncelikle. Yani burası doğa, ister çadır kamp yapar diyelim, yine aynı havayı soluruz. Tabii isterse güzel güzel bir ev yaptırır ama burada zaten yaptırmak çok zor çünkü daha imar planı yok. Dolayısıyla yani öyle çok büyük evler, siteler vesaire yapılmıyor, korunuyor. Burası antik kent biliyorsun. Ben bilmiyorum bu arada. Burası antik kent. Tabii ki antik kent. Antik kent öğrenmiş. Onun için daha onlar değil ama herkes, yani zaten herkes her yere göç ediyor. Böyle. Herkesin kendi nasıl diyeyim, hür iradesiyle yapabileceği birçok şey var. Burası olur, yan köy olur, başka taraf olur. Ama yani gelen de lütfen köyü bozmasın. En önemlisi o. Burada çok yabancı, yani yerli halk ve sonradan gelen kimi İstanbullular köyü çok koruyor. Ama maalesef gelen turist o kadar koruduğunu söyleyemem. Yani plastik şişeleri atıyorlar, yani yere bırakıyorlar ya da denize atıyorlar. Kirlenmesin ya. Evet, yani gerçekten bu çok önemli. Denize çok kötü bakıyorlar, evet, değil mi? Yani zaten bence pet şişe olabildiğince kullanmayın, olabildiğince matara taşısınlar. Evet, aynen. Cam şişe zaten fark ettim, sende de cam şişe var. Aynen. Bunlara gerçekten özen göstermemiz gerekiyor. Peki şunu sormak istiyorum. Buraya gel, yani buraya gelin ama Dilara'nın da zaten 4 tane müsait hani yerin var. Hani onda da kalabilirsiniz. Pansiyonlar da var ama buranın dışında da herhangi bir yere gitmek isteyene hani hadi git der misin? Yani doğaya gitmek isteyene ne gerekiyor? Ha, yani onu söyleyeceğim. Burada Marmaris yöresinde, burası Marmaris'in Söğüt köyü dediğim gibi ama yöresinde 3600 tane şifalı ot var. Buranın toprağı çok bereketli. Ektiğiniz her şeyin verimini alıyorsunuz. Eğer kışın yağmur yağarsa, bizim bu sene hasatın yarısı çürüdü çünkü çok az yağmur yağdı. Çok az yağmur yağınca ekinler tabii ki mahvoluyor. Ondan bir sene önce çok güzeldi. Kışın dolu dolu yağmurumuz yağdı. Gelsinler. Geldikleri gibi bir şey, yani her gelen eğer buraya bir şey katarsa bütün Ege'miz çok daha güzel olur. Kesinlikle. Yani bir çiçek eksik çöp atacağına. Evet. Veya doğaya ait bir yazı yazsın, herhangi bir ağaca koysun. Bir kişi mi okudu, o bir kişi bile çok önemlidir. Yani her gelen bir katlı bir şey yaptı, onu ben mesela çok isterim. Yani zarar vermek yerine aslında nasıl bir yarar sağlarım diye de düşünüyorsun. Şunu sormak istiyorum sana. Burada yazları güzel ve sen deli gibi çalışıyorsun. Gerçekten çok yoğun. Hani dedi ki eğer ki böyle bir söyleşi yapmazsak sen bana küsersin, alınırsın falan. Alınırım ama içimi atarım. Ne alınması ya? Yok yok ya. Yapmayacağım. Kime yapacağım? Ya. Canım yeğenimdir. O bunu biliyor da. Şimdi tabii. Çok yoğun ama gerçekten. Kanal olunca insan bazen de bir böyle hani sunileşmiyor da bir daha kibar olmaya çalışıyor. Çünkü herkesin evine giriyoruz. Evet. Ama ben onu kamerayı kapattıktan sonra yumuk seviyorum yani. Böyle biz bu kadar da mesafeli bir ilişkimiz yok. Ben onun aslında halasıyım yani. Evet. Değil mi? Ve ben halacığıma şunu sormak istiyorum. Burada zaten yazları çok yoğun geçiyor. Ben biliyorum zaten gelenler de seni görür. Ama kışın nasıl zamanın geçiyor? Ay, mutlu musun? Çok güzel geçiyor. Kimseler kalmıyor. Bana kalıyor.
Vallahi Netflix izliyor. Bu malum süreç geçti ya geçen kış. Aynen. Her yer kapalıydı zaten. Açıkçası biz tabii ki çok zorlanmadık doğanın içinde. Nüfus az. Olay hiç yok. Malum pandemi dönemi geçtiğinde. Evet. Yani tabii ki dünyaya zarar oldu. Yani çok üzücü durumlar var, kayıplar var. Yani bu kayıpların üstüne konuşmak ayıp olur ama Allah hepsini nurlar içinde yapıyor. Ama bir yandan doğanın o dengesi çok tuhaf ya. Onları gördüm. Yani otobanda asfaltın içinden çiçekler fırlıyor. Doğa kendini yeniledi. Hava mis gibi. Uçaklar uçmuyor. Evet. Yani o kadar temizlendi ve doğa göçtü ki. Hayvanlar, biz burada böyle o domuzlarla, eşeklerle, sincaplarla gerçekten günler geçirdik. Ay ne güzeldi ya. Yani şimdi sincap domuzu araba varken geçmez, çıkmaz. Geceleri çıkar. Şimdi tıngır 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 istediği vakit buralarda onlar vardı. Yani böyle çok tatlı gibi bahsettiğim domuz arkadaşlardan normal korkardım ben. Yani çok korkardım. Ama alışıyorsun. Yani hayat kötü şeylere alıştırmazsın. Kesinlikle öyle. Farkındalığın artıyor ve bunu çok kolay hissettim burada. Hatta İstanbul'da bile veya büyük kentlerde bile hissetmişlerdi. İyi oldu. Yani birazcık eve kapanıp birazcık doğaya saygı. Keşke yeniden tekrar ediyorum ölümler olmasaydı. Dünyanın hiçbir yerinde. Bir de deniz iyileştirir yani. Ben hep onu böyle, evet. Bilmiyorum, videolarımı izliyorsanız hani onu hep bahsediyorum. Evet, denizin hakikaten gerçekten iyileştirici bir gücü var ve doğanın da öyle. Burada zaten sen bitkilerle, ağaçlarla bir aradasın. Her ne kadar yoğun olsan da kışın onlara daha çok sarılıyorsun diye düşünüyorum. Tabii ki benim yolda şeye giderken, Selimiye'ye giderken iki tane ağacım var. İkisi biri beyaz, biri pembe badem ağacı. Aynen, şu anda bu arada kamyon. Burası bayağı içecek, idare şey. Badem ağacın var. Tabii ki iki tane badem ağacım var. Biri pembe, biri beyaz. Selimiye yol üzerinde. Oraya giderken onlara iniyorum, sarılıyorum. Onlar benim diyorum. Halbuki başkasının, yani bir arsanın içinde. Öyle işte. Şimdi başkalarına geçince aldım da aldım. Aynen. Zaten. Bu arada yani mekanın sahibi olduğu için seni çok iyi anlıyorum. Evet. Yani mağlada bende de oluyordu. Ama ben birkaç soru daha var. Bırakmak tamam, istemiyorum. Kamyon gitsin öyle bence. Şu anda bence kamyon gitsin. Bu arada ben şeyi çok merak ediyorum. Deli keçiyi bu sene açtım, onu evet, biliyorum. Evet. Bunları kim tasarladı, kim yaptı? Yani Dilara, siz hani gerçekten umarım buraya gelince tanışma imkanınız zaten olur, konuşursunuz. Hatta bu videoyu izlediğinizde belki söyleyebilirsiniz, kendisi de olacağını düşünüyorum. Çok renkli biri. Kimler tasarladı yani? Kimler de bunu illüstratör Vuslat Çemker'den tasarladı. İsmini sevgili yazar Ozan Önen koydu. Beni çağrıştıran, beni anımsatan, yani benle ilgili bir şey koyar mısın, isim düşünür müsün dediğimde direkt Deli Keçi dedi. Ozan koydu. Evet, Ozan Önen koydu. Aynen. Barba Saranda'nın ismini de Ozan Önen koydu ve Ozan'ın hakikaten hem buraya hem benim mekanıma hem de Söğüt'e çok büyük katkıları olan biri. Çok güzel tanıttı. Daha doğrusu bütün bu Bozburun yazmalarını tanıtan yegane insanlardan biri. Benim de çok kıymetli. Ozan'ın, yani. Ozan Önen bu arada, kitabı var. Babam beni şah damarımdan öptü. Okumayanlar okusun, zaten yazısını ben biliyorum. Çok çok iyi. İnsan olarak da çok seviyorum. Yani okumadığınızda biriniz bence bir duygunuz eksik kalır. Gerçekten o kadar. Var. Evet. Gerçekten doğru. Okuyun. Evet. Şimdi sana Barba Saranda ile ilgili hikayeni bir dinlemek çok isterim açıkçası. Nasıl açmaya karar verdin? Hani nasıl böyle bir yer oldu? Nasıl gelişti her şey? Yemekleri neye göre seçiyorsunuz? Neler var menüde? Kokteyller güzel valla. Bahsedeceğim alkollerden. Kokteyllerin gerçekten çok güzel. Evet, onlar için de çok güzel. O hikaye de şöyle galiba. Şimdi ben burada tatlı tatlı oturuyorum, işte kitaplarım, şiirlerim, müziklerim, filmlerim derken bir gün yanında çalışan bir hanımefendi vardı. O geldi, dedi ki, burası için, ya Dilara dedi, bir yer var dedi, adam dedi devrediyormuş dedi.
Aa dedim, kızlar üniversite kazandı herhalde dedim, baş edemiyor artık dedim. Tekrar etti. Dilara Hanım ona iyi dedi, devrediyormuş dedi. Ay tamam anladım dedim, sorun olursa söylerim dedi. Yahu dedi, ben onun için demiyorum, senin için diyorum dedi. Ay dedim, ben tamam, yemekten ne anlarım ki? Bu arada hı, şeyi de sevmem ama gerçekten yemekten hiç anlamam, mutfağa girmem, yemek yapmayı sevmem, çok az çıkırsam bir çizik kırıkken falan yiyorum yani, aha, o derece. Ama tabii ki yemeği bilirim. Yemeği annemin dediği gibi, bu yapmıyor, yemeği biliyor diyor. Anneyin neyle olduğunu, ne istediğimi biliyordum. Restoranda neyin satılmasını istediğimi biliyordum. Çünkü insanlar Ege'ye geliyor, ne kadar işte bir hafta 10 gün diyelim tatil yapıyor. Her yer balık restoranı. Ben de balık satıyorum. En azından bunları farklı yorumlayarak bir menü oluşturdum. İlk şefle öyle başladık. Şimdiki şefim bilmiyorum, tatlı muazzamdı. Evet, evet, çok güzel. Göksel Gökçe Doğan diye bir şef arkadaşım var. Son Fransız Büyükelçiliği'nin eksik bir şey değil. Ama ilk yıl beraber çalışmıştı. Burada şarj bitecek mi? Kullandıralım ya, evet, da bekleme, yani şey, şarj edip. Şarj bitti. Tabii çene düştü, şarj yok, bitti. Yok yok. Benimki sıkıntı yok ama bir daha şarj edip beklememiz gerekse tamam diyor. Ondan sonra öyle birden başladı. Halkla ilişkilerim iyiydi. Hiç kimseyi çağırmadım. Su akar yolunu. Ama herkesi tanıyordu. Evet. Yani. Hayır. İyi yer, eğer çok iyi bir şey yaparsanız gerçekten keşfedilir. Bu dünyanın neresinde olursa olsun, istersen ücra bir köy başında olsun, istersen atıyorum bir otosanayinin içinde aç. İyiysen mutlaka... Duyuluyor değil mi? Tabii duyuluyor. Bir viral etki var. Artık sosyal medya çok kuvvetli. Tanıdıklar gelip paylaştıkça, o paylaştıkça öyle. Tanıdıklar dedi, evet, de yani hani böyle... Tanıdıklar yani. Yok ya, yani işinde yani, iyi olan bir sürü arkadaşım var. Kendi işinde. Oyuncu olsun, topçu olsun, popçu olsun. Belli olmayan da oyuncu, bir sürü zaten gelen. Herkes işini, aynen, iyi yapsın. Benim nacizane tavsiyem. İyi her şey bir iyilikle buluşuyor. Ona inanıyorum. Bir de şeyi de söylemek gerekiyor. Buraya karadan gelebiliyorsunuz. Tabii, İstanbul'dan 9-10 saat kadar sürüyor. Yani ben hep karadan, evet, geldim ama denizden, evet, geldiklerinde hani nasıl geliyorlar? Evet. Direkt senin önüne mi? Şöyle, barbasaranda.com'da tekne için gelirken koordinatlar yazıyor. Oraya mutlaka bakın. Instagram hesabında yazıyor. Instagram her yerde var. Onu ben hem senin kendi hesabını hem de Barbasaranda'nın hesabını. Biri @barbasaranda, diğeri delikeci saranda. Yani keçi değil de keçi saranda. Tamam. Ben Dilara Elmecan. Ben Karde Lena diye. Takip edin. Ya. Takip edin, güzelliklerle buluştuk. Ya. Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahakine biz yeniden bir program yapacağız. Evet. Şimdi bir hızlı geçiş yaptık. Ama ben size bu yörenin tarihini anlatacağım. Esas heyecanlandıracak olan odur. Belki. Olur. Şimdi şarşeran bitebilir ama bitmeden eğer yapabilirsek... Canım Dilara'cığım, çok çok teşekkür ediyorum. Geldin, konuk oldun. Yani iyi ki varsın. Ben iyi ki varsın benim ya, canım kardelenim. Ne demek? Bir daha geleceksin. Bir daha biz bu yöreyi anlatacağız. Güzel güzel anlatacağız. Şimdi şöyle bir durum oldu. Tam işte kapatıyorduk ki videoyu. Şarjı bitti. Bu kameranın. Ya bu arada bu kameralar çok yani şarj bakımından deli gibi dayanmıyor. Ekstra bir şarj alacağım çünkü diğer türlü gerçekten yetmiyor. Bir de baktığımda dolu gözüküyordu. Anlamadım. Ama neyse, kapanışı yapmaya geldim. Dilara ile zaten teşekkürleştik. Çok keyifli geçti. Umuyorum ki siz de çok keyif alırsınız. Ona sorularınız varsa zaten kendisine Instagram'dan da özellikle ulaşabilirsiniz. DM'lerine eminim bakacaktır, cevap verecektir. Onun dışında da yorumlarınızı bekliyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup o bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şöyle yalnız, böyle. Bir de cumaları genelde 6'da hani çok büyük bir aksilik çıkmazsa video geliyor. Bazen duruma göre, akışa göre pazartesi 6'da da video yayınlıyor oluyorum. İyi ki varsınız. İyi ki. Büyük büyük kalpler. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, neşe dolu kalın. Görüşürüz. Şöyle bir bar kısmı da var. Burada gelmek isteyenler olursa
Hemen şurada zaten hani böyle bir de sanat galerileri de var. Dondurma da satıyorlar. Böyle. Ama esas yer orası. Bakar mısınız? Yayın. 1, 2, 3. Tamam, bakın burası var şimdi. Buradan çekim yapacağız. Umarım güzel olur. Bir de şurası var. Bir dakika, bir daha bakıyorum. Bir de şurası var. Dilara beni kaç yaşından beri tanıyor bilmiyorum. Herhalde... Bu ne ya?